Arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik Anadasınız. Hepiniz hoş geldiniz. TYT Matematik kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Barış Yayınları video ders kitabından ilerlediğimiz kampımızda gençler bugün sizlerle birlikte kartezyen çarpım işleyeceğiz. Ve hemen sayfa numarasını söyleyeyim. 219. sayfadan başlıyoruz. 220'nin sonuna kadar geliyoruz. Şimdi burası tabi kazanım bakış yani konu anlatım kısmı olacak bu videoda kartezyen çarpımın. Hemen arkasından da ÖSYM bakış kümeler, SML bakış kümeler ve ÖSYM bakış kartezyen çarpım testlerinin çözümleri gelecek bu kanalda. Ee, kitabımızı alıp kampa başlamak isteyen öğrencilerimiz varsa eğer açıklama kısmında linkleri inceleyebilirler diyelim ve vakit kaybetmeden geçelim derse. Evet şimdi karşımızda öncelikle kartezyen çarpım diye başlamıyoruz tabi sıralı ikili diye başlıyoruz. Her ikisi de boş kümeden farklı A ve B kümeleri için A kümesinden bir A elemanı ve B kümesinden bir B elemanı alınarak, alınarak elde edilen A virgül B parantez içerisinde şeklinde gösterilen ifadeye sıralı ikili denir. Bu gösterimde A'ya birinci bileşen B'ye ise ikinci bileşen denir. E, tabi A ile B birbirinden farklı iken AB sıralı ikilisi BA sıralı ikilisine eşit değildir. Adı üstünde sıralı ikililerden bahsediyoruz. Yani sıralaması birinci ve ikinci bileşenlerin yerleri önemli. AB ve CD sıralı ikilileri birbirine eğer eşitse e, tabi doğal olarak A ile C, B ile D birbirine eşit olmak zorundadır aynı anda. Şimdi 42. kazanım bakışımıza bir bakalım. Demiş ki bize, şöyle ben size soruyu da yaklaştırmak istiyorum aynen. Şimdi x üzeri y çarpı y üzeri x nedir diye sormuş. Bu sıralı ikililerin birbirinden eşitliğinden faydalanarak biz sorumuzu çözeceğiz. 5 üzeri eksi x birinci bileşen iki, e, buradaki birinci bileşene eşittir. Yani 5 üzeri eksi x aynı zamanda 5'in küpüne eşitmiş. O halde x tabii ki de eksi 3'tür bu cepte. Bir de y'yi elde etmeye çalışmak için şunu ikinci bileşene ikinci bileşene eşitleyeceğiz. Şimdi x eksi 3'tü. Şurası eksi 6 yapar 2 eklersem eksi 4 gelir. Yani 3 üzeri eksi 4 de böylelikle 3 üzeri eksi 2 y'nin ta kendisidir. Y de buradan kaç gelir? 2 gelir. Yani şunla şunu eşitlersem eğer. Peki x'i eksi 3 y'yi de eksi e, y yi de 2 bulduk. Madem öyle x üzeri y'den bahsetmişim. Yani eksi 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri eksi 3'den bahsetmiş. Eksi 3'ün karesi 9'dur. 2'nin eksi 3. kuvveti 1 bölü 8'dir. Eğer bunlar çarpılırsa cevap karşımıza 9 bölü 8 olarak çıkacaktır. 219. sayfamızı da böylelikle bitirmiş olduk arkadaşlar. Ve devam ediyorum. 220. sayfayla şöyle yaslanacağım. 220. sayfada kartezyen çarpım kümesine geldik. A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere birinci bileşeni A'dan, ikinci bileşeni B'den alınarak oluşturulan tüm sıralı ikililerin kümesine A kartezyen çarpım B kümesi denir. Bunu göstermek için de küme çarpımı yani şu şekildeki ilkokulda öğrendiğimiz çarpma işareti kullanılır. Buna A kartezyen çarpım B denir. Birinci bileşenler A'dan, ikinci bileşenler B'den gelmek zorundadır. A kartezyen çarpım B kümesini ortak özellik yöntemiyle şu şekilde gösteririz. Öyle x, sıralı ikililerine oluşur ki x'ler A'nın ve y'ler de B'nin elemanı olmak zorundadır. Peki bunun özelliklerine bakalım. Özellikler bizim için çok değerli arkadaşlar. Ee, bazı yanlış bilinen özellikler de var. Bazı doğru bilinen yanlışlar da var. İlk özelliğimiz A kartezyen çarpım B, B kartezyen çarpım A'dan farklıdır. Tabi burada A ve B kümeleri birbirinden farklıysa geçerlidir bu. Ee, ama siz farklı olarak e, algılayın arkadaşlar. Yani A kartezyen çarpım B ile B kartezyen çarpım A birbirinden farklıdır. Çünkü bunların birinci ve ikinci bileşenlerinin yerleri önemli olduğu için adı üstünde sıralı ikililerden oluştuğu için bunlar birbirinden farklıdır diyoruz. A kartezyen çarpım B'nin eleman sayısı Aynı zamanda B kartezyen çarpımının A'nın eleman sayısına eşittir. Bak kümeler birbirinden farklı olmasına rağmen eleman sayıları birbirine eşittir. Ve biz bunların eleman sayısını bulmak için A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısını çarparız arkadaşlar. A kartezyen çarpım A A kare olarak gösterilebilir. Yani bir kümenin karesi olarak gösterilebilir. Biz buna A kartezyen çarpım A diyeceğiz. Eğer ki ben A kartezyen çarpımla A ile boş kümeyi kartezyen çarpım işlemine da, e, tabi tutarsam bu bize yine boş kümeyi verecektir. Hiçbir şekilde bir sıralı ikili elde demeyeceğimiz için boş kümedir. A kartezyen çarpım B birleşim C aynı zamanda dağılma özelliğine sahiptir deyip A kartezyen çarpım B birleşim A kartezyen çarpım C'nin ta kendisini verir. Keza kesişim işlemi üzerine de dağılma özelliği vardır ve fark işlemi üzerine de ki şimdiye kadar gördüklerimiz arasında en farklısı bu. Fark işlemi üzerine de dağılma özelliği vardır sevgili arkadaşlar. 43. kazanın bakışa gelin beraber bakalım. Diyor ki ABC kümeleri için A kartez, S A kartezyen yani çarpım B. Yani A ile B'nin kartezyen yani çarpım kümesinin eleman sayısı 40'mış. B birleşim C de burada 5'miş. Ve A kartezyen yani çarpım B ile A kartezyen yani çarpım C'nin birleşiminin eleman sayısı 50'ymiş. Şimdi ben şurayı tutup sarıyla işaretlediğim bölgenin aslına bakarsanız A kartezyen çarpım B birleşim C olması gerektiğini gayet görürüm. Çünkü burada A'lar ortak. Kartezyen çarpım parantezine alınabilir. Hani bu ifade ne kadar doğrudur bilmiyorum. Yüksek ihtimal yanlış ama hani en iyi tabirle bu şekilde açıklayabilirim. Kartezyen çarpım parantezine aldın sen bunu ve bunu elde ettin. Daha sonrasında bunun eleman sayısından bahsetmiş. Bunun eleman sayısı kaçmış? 50. Ben bunun eleman sayısını bulmak için A'nın eleman sayısıyla B birleşim C'nin eleman sayısını çarpmam gerekiyor ki B birleşim C'nin eleman sayısı burada karşımıza ne olarak çıkmış? 5. Madem öyle işte şurası 5'miş hocam. 5 kere kaç? 50 yapar? 10. Demek ki A'nın eleman sayısı da 10'muş. A'nın eleman sayısı 10'sa A kartezyen çarpım B'nin eleman sayısı 40 iken tabii ki de B'nin eleman sayısı 4'tür. Benden B'nin eleman sayısı istenmişti. Doğru cevabımız 4'ün ta kendisi olacaktı. Evet Aşağıda soru varmış. İyi ki es geçmemişiz. 44. kazanım bakıştayız. A kümesinin eleman sayısı ile B kümesinin eleman sayısı toplamı 15. A kartezyen çarpım A'nın eleman sayısı ile B kartezyen çarpım A'nın eleman sayılarının toplamı da 75 oluyormuş arkadaşlar. Şimdi ben A'nın eleman sayısına küçük a ve B'nin eleman sayısına da küçük b diyecek olursam eğer A kartezyen çarpım A'nın eleman sayısı A çarpı A'dan A kare gelirken B kartezyen çarpım A'nın eleman sayısı da B çarpı A'dan B A gelir. Bunların toplamının 75 olduğunu biliyoruz. Peki ben bu ifadede 2 A'nın ortak olduğunu görüyorum. A parantezini alacak olursam A artı B gelecektir ve bu da bana 75'i veriyormuş. Peki hocam A artı B dediğim şey A kümesinin eleman sayısı ile B kümesinin eleman sayısının toplamı değil midir? Evet aynen öyle. Onu da bana zaten soru vermiş 15. 15 kere kaç 75 yapar? Tabii ki de 5. Demek ki A kümesinin eleman sayısı 5 iken toplamları 15 oluyorsa B kümesinin eleman sayısı da 10'un ta kendisidir. Yani doğru cevabımız 10'du gençler. 44. sorumuzu da çözdük ve geçtik 45. sorumuza ama ondan önce dik koordinat göster e, dik koordinat sistemi üzerinde kartezyen çarpımın kümelerin kümelerinin elemanlarının gösterimi var. Bir de buna bakalım. A kartezyen çarpı B'nin grafiği için A kümesinin elemanları x ekseninden, B kümesinin elemanları da y ekseninden. B kartezyen çarpım A için B'ninkiler x üzerinden, A'nınkiler y üzerinden seçilir. Yani birinci bileşen elemanları x ekseni olurken ikinci bileşen elemanları y ekseni üzerinde gösterilecek. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi beni çok iyi dinliyorsun. Kazanın bakış 45'teyiz. A kümesinin elemanları öyle x'lerden oluşuyormuş ki bu x'ler 5 ile 8 kapalı aralığında ki doğal sayılarmış. Yani A kümesini ben şu şekilde ifade edebilirim. 5, 6, 7 ve 8 elemanlarından oluşuyor derim. B kümesine geldiğimiz zaman yine doğal sayılardan oluşuyor ama bu sefer 5'e eşit olmuyor. Yani B kümesi 6, 7 ve 8 elemanlarından oluşuyor. Şimdi gel X ve Y kartezyen koordinat sistemimizi bir güzel çizelim seninle birlikte. Hemen gösteriyoruz hocam. X ekseni üzerinde ve Y ekseni üzerinde hangilerini gösterecektim? A kartezyen çarpım B olduğu için A kümesini x ekseni üzerinde gösteririm. Yani 5, 6, 7, 8 hemen gösteriyoruz. 5'i buraya yazdım. 6'yı buraya yazdım. 7'yi buraya ve 8'i de buraya yazdım. Gösterdim. B kümesinin elemanlarını da y ekseni üzerinde gösteriyoruz. Yani onlar da 6, 7, 8 iken 6, 7 ve 8 diyebilirim. Daha sonrasında ise şunu yapacağız seninle birlikte. A kartezyen yani çarpım B'nin elemanları 5'e 6, 5'e 7, 5'e 8. Şimdi 5'e 6, 5'e 7, 5'e 8 diğer elemanlar 6'ya 6, 6'ya 7, 6'ya 8, 6'ya 6, 6'ya 7, 6'ya 8. O halde 7 6 7 7, 7 8 de olur. 7 6 7 7 ve 7 8 ve son olarak 8 6 8 7 8 8, 8, 8 6 8 7 8 8'i gösterdim. İşte sevgili arkadaşlar, şu grafik bak şu grafik bana A kartezyen çarpım B'nin ta kendisini verecektir. Onun grafiğidir. Artık bundan sonraki aşamada fonksiyon grafiği çizmek oluyor zaten. Ki bir sonraki konumuzda fonksiyon fonksiyonlar olacak. Fonksiyonlar da grafiklerini de çizeceğiz, göstereceğiz. Hep demiştim. E, sembolik mantık, kümeler, kartezen çarpım fonksiyonun temellerini oluşturuyor gençler. Pekala. Kazanın bakış 46. Yine aynı kümelerden, benzer kümelerden bahsediyoruz ama bu sefer birinde tam sayı ve diğerinde reel sayılar demiş. İyi dinliyorsun beni. A kümesini tam sayılar olduğunu bildiğim için e, bu aralıkta hangi tam sayılar var? 5 var, 6 var, 7 var ve 8 var. Şimdi ama B kümesine dikkat et reel sayı demiş. Reel sayılar dediği için ben bunu liste biçimde kümeyle gösteremem. Çünkü sonsuz elemanlıdır. 5 ile 8 aralığı yalnız 5'ten kapalı ama 8'den açık olan aralık. Şimdi bak iyi dinle. Ben şuraya y eksenimi çizdim hocam. Şuraya da x eksenimi gösterdim. Bunları yaptıktan sonra şöyle belirtelim. Burası x ekseni, burası y ekseni, burası da 0, orijin. E, şuraya y ekseni de yazalım. A kümesinin elemanları 5, 6, 7, 8'di bak. Buraya 5 dedim, buraya 6 dedim, buraya 7 dedim. Şuraya da 8 dedim. Kabul mü? Şimdi dikkat et B kümesinin gösterimi bizim için değerli. 5 ile 8 aralığı 5'ten kapalı. Şimdi 5 hocam şurada bir yerde olsun. Tamam. 8 de şurada bir yerde olsun. Ee, bizim elemanlarımız 5 ile 8 aralığındaki sayılar 5 dahil ama 8 değil. Tüm reel sayılar. Şimdi ben bunları sıralı ikili biçimde yazacak olursam. 5'e 5 ile başlarım. 5'e 5. İkisi de dahil olduğu için içini boyadım. Şimdi ne var? 5'ten hemen sonra gelen sayıyla eşleştirmem gerekiyor 5'i. 5'ten hemen sonra gelen sayıyı bilmiyorum. Yani 5'ten bir tık büyük olan reel sayıyı bulamam. Ama bunun dibinde olduğunu biliyorum ve ben 5 ile 8 aralığındaki sayılarla 5'i tamamını eşleştirirsem şu şekilde nokta 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 göstermem lazım ve tüm bu noktalar birleşip biz uzaktan baktığımızda bunun bize bir doğruyu vermiş olması gerekiyor. Bir sürü nokta kesişti, 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 kesişti. Nereye kadar? 8'e kadar. O halde ben bunu düz çizgiyle gösteririm hocam şöyle. Düz bir çizgiyle gösterdim. 8'e kadardı ama 8 dahil değildi o halde. Burayı bu şekilde yazdım. 6 için de aynı şeyi yapacağım. Burayı gösterdim. Düz çizgimi çekeceğim. Hatta bu düz çizgiyi sen şöyle çekelim. Ve 8'den yine açık olacak. Aynı şey 7 ve 8 için de geçerli olacak. Yine buralar açık olacak. Ve yine arası dümdüz çizgi olacak. Aslına bakarsan bunlar çizgi değil. Bunlar sonsuz tane noktanın bu şekilde düz bir hat boyunca nokta 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 gösterilmesiyle biz uzaktan baktığımız zaman bunun bize bir doğru gibi görünmesi aslında bu. Tamam. Aralarında hiç boşluk olmayacak şekilde dizildiklerini düşün. Ki gerçekten yok. Yani, ee, yani nokta dediğimiz kavram bunlar birleşerek bir doğruyu oluşturuyor aslına bakarsan. Yani atomların bir araya geliş, gelerek böyle molekülleri falan oluştur, Doğru bir cümle kuruyor muyum bilmiyorum. Molekülleri falan oluşturması gibi düşünebilirsin. Daha güzel görünmesi açısından şurayı sileyim. Ve sildikten sonra bir doğru da buraya atalım. İşte A kartezyen çarpım B dediğim küme burası bize grafiğini verecektir. A kartezyen çarpım B'nin grafiğidir gençler bu. Bir sonraki sorumuzda da bu sefer ikisini de aralık vereceğiz. Yani x'lerimiz neredeymiş bak? A kümesinin elemanları 5 ile 8 kapalı aralığındaymış. A kümesi bu. B kümesi de 5'ten kapalı ama 8'den açık olan aralıkmış. Peki bunu nasıl göstereceğiz? Hemen y eksenimi şuraya çizdim. x eksenimi de getirdim. Şuraya yasladım. Tamam mı? Daha sonrasında şuraya x ekseni, buraya y ekseni dedim. Buraya da geldim hocam. Orijin dedim. Şimdi iyi dinle. A kümesi 5 ila 8 aralığındaki tüm reel sayılar. B kümesi de 5 ila 8 aralığındaki tüm reel sayılar. Eksi 8 elemanı. Yani 8 yokmuş burada. Şimdi ben en küçük eleman olan 5'i tuttum gösterdim. En büyük eleman olan 8'i tuttum gösterdim. En küçük olan elemanla B'nin en büyük elemanını ve en büyük olan A'nın elemanıyla en büyük olan B'nin elemanını bu şekilde eşleştirebilirim. Lakin şimdi ben şuradaki sayıyla buradaki sayıların tamamını eşleştirdiğim takdirde yine bana neyi verecek? Bu dümdüz böyle noktalar halinde bana doğru oluşturacak. E şimdi ben aynı şeyi 8 için de yapacağım. Yalnız aynı şeyi 5, 5 küsurat sayı için de yapacağım. Aynı şeyi yine 5 küsurat sayı için yapmaya devam ediyorum. Tüm bu boşluklar dolacak 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 dolacak. Ve aslına bakarsan bana şöyle bir görüntü verecek sevgili arkadaşlar. Aynen bu şekilde bir görüntü vermiş olması gerekiyor değil mi? Şu şekilde boyadığım ve buradaki bir levhaya dönüştü. Yani az önce noktaları birleştirerek küçük küçük çizgiler elde ettim. Doğrular elde ettim. Şimdi bu noktaları birleştirerek artık R karede bir e, levha gibi bir düşünebilirsin bunu. R karede iki boyutlu bir düzlem elde ettim. Tamam mı? Ve dikkat et. Bunun gösterimi şu şekilde olacak. Bak. Burası böyle gelecek düz çizgi. Tamam mı? Yalnız bu bunun altında kaldığı için görünmedi. Şöyle yapalım en iyisi mi biz? Şurayı silelim. O levhayı unutma hocam. Levha doğru. Sadece gösterim açısından ben şimdi sana ...burayı ifade edeceğim. Şunu şöyle çizdim. Bunu böyle çizdim. Bunu böyle çizdim. Ama... Ama... Aması var. Burayı kesikli çizgiyle göstereceksin. Sebep? E çünkü hocam, yani buradan mesela 6,2'yi seçtim ben. Buna karşılık 6,2'de 8'i şöyle boş bırakmam gerekiyor. İşte o boşlukları tam anlamıyla ifade edebilmek için biz bunu bu şekilde kesikli çizgilerle ifade ediyoruz ve ettikten sonra da işte arkadaşlar şu boyadığımız alan, levha bize... A kartezen çarpım B'nin yerini gösteriyor. Yani ben bunu şu şekilde artık alırsam. Bu kapalı bölgenin içerisinde kalan şekil. A kartezen çarpım B kümesinin grafiği olur diyebilirim. Bununla alakalı mesela. Farklı farklı sorular sorulabilir. Mesela nasıl bir soru sorulabilir hocam? Şöyle der. Der ki. Bu A kartezen çarpım B bölgesinin tamamını içine alan der. Tamamını içine alan. Hatta ondan önce şöyle diyelim. A kartezyen yani çarpım B'nin belirttiği bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorar. Dersin ki hocam burası 3'tü, burası da 3'tü. 3 Üç kere 3'ten 9 birim karedir dersin. Veya şöyle değiştirebilir soru. Der ki A kartezyen yani çarpım B kümesinin artı A kartezyen yani çarpım B kümesinin grafiğinin içine alan en küçük çaplı çemberin alanı kaçtır diye sorar. Sen dersin ki mesela. Ya ben bunu oluşturabilmek için şöyle bir çember çizerim dersin. Tamam bunun çember olduğunu düşünün gençler. Çembere çok benzemedi biliyorum ama. Yani bunun çember olduğunu düşünün. Şöyle. Bak. Şu an her bir noktasını içine aldı diyelim. Bunun nesil sorulmuştu? Alanı. E şunu birleştirirsem çap olacak zaten. Şurası da bu çemberin merkezi. E şimdi şurası 3'tü burası 3'tü. O zaman şurası 3 kök 2'dir. O halde burası 3 kök 2. 3 kök 2 bölü 2'dir. Değil mi? E bunun yarı çapı artık 3 kök 2 bölü 2 olduğunu biliyorsam ben pi çarpı r kare ile alanı bulabilirim. Yani pi çarpı r kare 3 kök 2 bölü 2'nin karesinden e, ne gelir arkadaşlar? E, 3'ün karesi 9 çarpı 2 bölü 4'ten şöyle gider. 9 pi bölü 2 birim kare diyebiliriz mesela buradaki çemberin veya dairenin alanını. Gibi gibi sorular türetilebilir. Yani ama bu e, olayların bu ne ne denir buna aktivitelerin tamamını gerçekleştirebilmek için bir kere senin zaten buradaki kartezyen çarpım grafiğine ihtiyacın var. Mecburi olarak bunu ortaya çıkarmak zorundasın. Bunu çizebilmek zorundasın. Bunu çizemiyorsan zaten o sonrasında söylediğim soru tiplerinin hiçbirini yapamazsın. Gibi gibi sorular türetilebilir. Aklında bulunsun ki yazmadık mı böyle sorular yazdık gençler. Emin olun basit sadece Matematik görselleştirebilmeniz gerekiyor. Yani bu aşamadan sonra hemen şöyle full ekrana geçelim. Bu aşamadan sonra sana verebileceğim tavsiye. Şimdi fonksiyonlara da geçeceğiz ya. Fonksiyonlardan öncesinde hemen birkaç tavsiye de vermek istiyorum. Arkadaşlar özellikle AYT fonksiyonlar için çok daha geçerli olacak ama bunun temellerini iyi atmamız gerekiyor bizim. Ben binlerce öğrenciyle çalıştım. Bak binlerce öğrenciden bahsediyorum. Hepsinde de e, temel man mantık yani temel e, eksik şu. Fonksiyonlar işlerken herkes fonksiyonu şey gibi görüyor. Hani fx eşittir bir şey. ben yani, tamam hani eyvallah. Bunda bir e, sıkıntı yok. Lakin fonksiyon dediğimiz şey bu değil. E, fonksiyon aslına bakarsan bunun bir görüntüsü var. Çünkü e, bunu nasıl hayal edebiliriz? Şöyle fonksiyonlar konusunu. Gündelik hayata uyarlayabilmek için fonksiyonlara ait bir ekran var. Fonksiyonlara ait bir monitör var. O monitörde fonksiyonların şeklini şemalini çizebilirsin. Hani bunu şey olarak düşünme ha. Tek değişkenli fonksiyon. Yani düzlemdeki fonksiyondan bahsediyoruz. E sen bunun grafiğini çizdiğin zaman maksimum kalp falan oluşturursun. Yani kardiyoit grafiğidir o da mesela ismi var. Ee, sen bunun maksimum şeklini falan oluşturursun. Böyle iki boyutlu bakarsın dersin ki ha çizdim ne oldu şimdi? Ama hani bunu biraz daha ilerisini düşünün. Müfredatınızda yok ama biraz daha ilerisini düşünün. Yani üç boyutlu e, uzayda sen bir fonksiyon grafiği çizdiğin zaman artık şunu net olarak anlayabiliyorsun. Diyorsun ki gerçekten hayattaki her şeyin e, ben fonksiyonunu türetebilirim. Gerçekten öyle. Bunların her birini bir fonksiyonla veya bir bağıntıyla ifade edebilirim diyorsun. Fonksiyon olmasa bile bir bağıntıyla ifade edebilirim ben bunu 3 boyutlu uzayda. Ve gerçekten o zaman şunu anlıyorsun ki fonksiyon dediğimiz e, kavramla biz gerçekten hayatın içerisindeki olguları tabi duygusal olgular hariç cisim olan şeyleri açıklayabiliyoruz. Ve açıkladığımız takdirde de biz Artık onun sadece gördüğümüz kısmını ki gördüğümüz kısmın bizim için sadece bir düzlemdir. Tek boyuttan bakıyoruz çünkü. Üç boyutu derinliğini falan algılayabiliyoruz ama biz onun sadece bu taraftan baktığımız için görselini görebiliyoruz. Biz bunun içini de artık hayal edebiliriz. Fonksiyon sayesinde. Onu çizdiğin zaman, bunu çizdirdiğin zaman bir sürü nedir onun ismi uygulama var. Bir sürü program var bunları çizen. Bunu çizdirdiğin zaman, bunu çizdiğin zaman, bunu algıladığın zaman sen artık şunu yapabiliyorsun. Dağın içerisinde bir ne bileyim bir şey var ama sen dağı kazmadan, etmeden veya toprağın altında bir şey var ama sen bunu kazmadan, etmeden onun şeklini ortaya çıkarabiliyorsun. Kazdığın zaman ne zaman, hangi kaçıncı metrede, kaçıncı santimetrede neyle karşılaşacağını biliyorsun. Bundan kaynaklı hayatta çok fazla işimize yarıyor. Fonksiyonu küçümseyip geçmeyeceksin. Ve... En başından beri söylüyorum abi fonksiyon dediğimiz şey matematiğin bel kemiği ya. Yani bu olmadan olmaz. Tamam. Bu kadar fonksiyon üzerine konuşmamın sebebi fonksiyonları anladığın takdirde, fonksiyonları kafana yedirdiğin takdirde, ondan korkmadığın ve önyargılı olmadığın takdirde kesinlikle artık şuna emin olabilirsin. AYT, diğer AYT matematik konularında çok rahat olacaksın. Problemleri çözerken artık bambaşka bir bakış açısına sahip olacaksın. Bunu Fonksiyonları sevmeden fonksiyonları kafaya yedirmeden bunları anlayamayacağın için şu an sana söylediklerime güvenmek zorundasın bunu sana gösteremem bunu sadece kendin fonksiyonları severek onlara gerçekten farklı bir bakış açısıyla e, baktığında gerçekten bunları hissedeceksin ama sana bunu şu an ben ispat edemem sadece ama sadece işlerken temel mantıklarını işlerken, ileri düzeyini işlerken ve bunların gerçekten hayatta karşına nerede çıkabileceğini düşünürken bunları anladığın takdirde işte o zaman kendini hissedeceksin bunları. Bunun da sana sözünü verebilirim. Evet gençler sonraki videomuz artık e, kümelerin ÖSYM bakışı olacak. Kümeler ÖSYM bakış, kümeler SML bakış ve kartezen çarpım ÖSYM bakış videolarında görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.